Hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Benim adım Gürel. Bildiğiniz üzere videolarımız amatör telsizcilik üzerine oluyor. Amatör telsizciliği tanıtabilmek, yayabilmek adına bu videoları çekiyoruz ve YouTube'a yüklüyorum. Sizden de ricam, bu videoları eğer beğeniyorsanız, amatör telsizciliğe de hevesliyseniz, tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza bu videolarınızı önermeniz ve beğenmenizdir. Şimdi isterseniz videomuzun konusuna geçelim. Uzun zamandır Gürel abi ekipmanlarını tanıtır mısın? Gürel abi odandaki cihazları bize anlatır mısın diye birçok sorular, mesajlar aldım. Videoların altına yazmış olduğunuz mesajlar. Bunları bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Odamdaki kullanmış olduğum tüm ekipmanları size tanıtacağım. Çok da büyük bir ekipmanım yok. Çok fazla göreceksiniz zaten birazdan ama yeni amatör olmuş arkadaşlar diyecekler ki o cihaz öyle böyle. Yok, çok da öyle bildiğiniz gibi ahım şahım cihazlarım değil. Bir amatör telsizcinin evinde olması gereken cihazların olduğu kadar cihazlarım. Videoya geçmeden önce size bunları hatırlatmak istedim. Amatör telsizciliği yaymak ve amatör telsizciliği anlatmak için videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Hadi isterseniz hep birlikte videomuza geçelim. Evet, tekrar hoş geldiniz. Şimdi isterseniz odamızı bir şöyle uzaktan bir göstereyim size. Böyle yavaşça tümünü göstermek istiyorum. Odamız bu şekilde, gördüğünüz gibi tamamı bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş başlıyorum. Şu üstten başlayalım. Üstte saatlerimiz var. Ülke saatlerimiz. Ama sadece İstanbul çalışıyor. Türkiye diğerleri durmuş durumda. Pilleri bitmiş durumda. Hemen onun altında gördüğünüz gibi bir dünya haritamız var. Buradan elimizin altında olması açısından bir dünya haritamızdan takip etmek açısından dünya haritamızda bulunuyor. Hemen onun altında ikili monitör bir PC'miz var. Bilgisayarımızın kasası da hemen burada. Gördüğünüz gibi. Hemen onun yanında bir tane el telsizimiz var. El telsizimizden başlayalım o zaman. Retevis marka dual band dijital analog el telsizimiz var. Bu el telsizimizi kullanıyoruz. Çoğunlukla olarak bütün şeylerde, sağ çalışmalarında genelde de açık duruyor şu anda evde de. Evet, el telsizinden sonra geçelim mobil telsizimize. Mobil telsizimizin power supply güç ünitesi burada, adaptörü. Kendisi de burada, Kenwood TM741E. Dual band. Eski model bir mobil cihaz ama yeterli. Çatıda Diamond X510 antenimiz var. Onunla birlikte bunu kullanıyoruz. Bu üniteyi çok uzun zamandır, yaklaşık 7-8 yıldır bu setup'ı kullanıyorum. Hiçbir problem olmadı bugüne kadar. Böyle de devam ediyoruz. Daha değişik cihazlarım da oldu ama bu en uygun ve en modülasyon, ses, sinyal olarak en güzel. Bunu da verim aldığım için bunu burada bıraktım ve bunu kullanıyorum şu anda. Hemen onun yanında kısa dalga telsizimiz var. Kısa dalga telsizimiz ICOM India Charlie 7600. 7600 0.30 bir cihaz. Kısa dalga çalışmalarımızda bunu kullanıyoruz. Güzel bir cihaz. Biraz pahalı olmasına rağmen cihaz, kısa dalga telsiz alacak arkadaşlarımıza önerebilirim. Güzel, en güzel sinyal modülasyon raporu aldığımız telsizimiz bu. Bundan önce de birkaç tane de kısa dalga telsizim tabii ki vardı. Hemen yanında bir termometremiz var. Dış ve iç termometreyi görebiliyoruz. Onu alalım. Hemen yanında kısa dalga telsizimizin bir ses düzeneği var. Bu ses düzeneğine şu mikrofonu kullanıyoruz. Şurada turuncu, gördüğünüz gibi. Şu turuncu mikrofonumuz buradaki equalizer'a bağlı. Equalizer sayesinde
daha temiz, daha filtre edilmiş bir ses düzeyine sahip oluyor modülasyonumuz. Hemen yanında Diamond'ın GZV 4000 40 amper bir power supply var. Bu power supply kısa dalga telsizimizi besliyor. Gördüğünüz gibi setup burada. Bunların tabii bir de şeyi var. Mikrofon. Hoparlörümüz var. Ekstra bir hoparlörümüz var. O da yine ICOM'un SP20. Yani cihazın kendi sesinden daha güzel veriyor bu bizim gelen sesleri. Kulaklıkla da dinleyebilirsiniz. Onda da daha güzel oluyor. Fakat bu SP20'ler süper bir dinleme yapabilirsiniz. Evet, buradan devam ediyoruz. Yine power supply hoparlörden sonra hemen burada bir ünitemiz var. Bilin bakalım bu ne? Bilenler yazsın o zaman. Söylemeyeyim bunun ne olduğunu. Bu da çatıdaki rotorumuzun güç kumandası. Buradan rotorumuzu döndürebiliyoruz. Şöyle isterseniz biraz da örnek yapalım. Görüyor musunuz ibreyi? İbre nerede olduğunu, antenin rotoru döndürdüğünü gösteriyor. Çok yavaş dönüyor. Tabii ki yavaş dönmesi lazım. Evet, buraya kadar olan kısım bizim kısa dalganın setup kısmıydı. Burada kısa dalga bitiyor ve şurada çok eski bir CV telsizimiz var. Bu telsiz tabii ki benim biraz hatırası olduğu için saklıyorum. İlk telsizim, 1989 yılında almıştım bunu. Rahmetli babamla birlikte o yardım etmişti. Bunu aldım ve o günden bugüne kadar da hiç bunu yanımdan ayırmadım. Gittiğim her yerde bunu kullanıyorum. Kullanmıyorum gerçi ama yanımda hatıra olarak gezdiriyorum. Hatta örtüsü vardı. Örtüsünü de size çekebilmek için de örtüsünü kaldırdım. Evet, telsizlerim bu kadar işte. Gördüğünüz gibi kısa dalga telsizlerim. UAF, VAF ve el telsizim. Bir de telsizlerle ilgili şurada 4 tane nostaljik telsizimiz de var. El telsizi, Aselsan, Combix, Marin, ICOM ve Baofeng UV82'nin dual cihazı. Bu da öyle sembolik olarak kenarda duruyor. Hemen burada bir güvenlik izleme monitörümüz var. Evin etrafı ve araç 24 saat kayıt altında kameralarda. Hemen onun yanında buradan devam edelim. Bir kupamız var. Racing motora biniyordum. Yaklaşık 15-20 sene önce. Gençken diyeyim. Racing motorda Hayrabolu'da bir yarışa katılmıştım. Orada ikinci olmuştum. 600 cc'de. Onun kupası. Hem onun yanında bir plaketimiz var. Bu plakette Rusların hazırlamış olduğu bir çalışma vardı. O çalışmada güzel bir skor yapmıştım. O skordan dolayı da bu plaketi gönderdiler bana. Teşekkür ediyorum kendilerine. Çok sağ olsunlar. Hemen onun yanında OK OM DX SSB Contest'te bir derecemiz oldu. Plaketimizi gördüğünüz gibi şu arkadaki şu orada bir derecemiz olduğundan dolayı böyle bir plaketle ödüllendirildik. Yine kısa dalga üzerindeki bir kontesten. Hemen onun yanında bu sefer fabrika sertifikalarımıza başladık. Fabrikadan aldığım 25. kıdem yılı hatırası var. Oradan bir plaket var. 25 yılımızı geçtik. Toyota'da çalışıyorum bildiğiniz gibi. Oradan verilen bir hatıra plaket. Hemen onların altında kristaller var. Hemen burada 10 yılımı doldurduğumda almıştım. Hemen onun yanında 15 yılını doldurduğumdaki plaket. 20 yıl artı ve burada da çeyrek asır. Çeyrek asır 25 yılımı doldurduğumda almış olduğum plaketim. Hepsi burada hatıra olarak duruyor. Dördü de burada.
Evet, bir tane daha var. Burada fabrikadan almış olduğum. Şu ışığı şöyle yandan alırsam. Bölüm değişikliğinden dolayı İrfan Sarıcı müdürümüzün bana teşekkürleri. 6-6,5 yıl insan kaynaklarında çalışmıştım. Ondan dolayı almış olduğum bir plaket. Onun arkasında tabii sigara bağımlısıydım ben de. Yaklaşık 8-9 ay öncesine kadar dijital sigara ekipmanlarım var. Bunları hala atmadım. Ne olur ne olmaz belki başlarım diye. Bugün bazı likitlerini attım. Temizlik olsun diye. Ama ve lakin bunları tutuyorum. Ama 7-8 aydır da sigara ve herhangi bir dijital sigara kullanmıyorum. İçen arkadaşlara da hepsine Allah yardımcı olsun diyorum. Hemen onun yanında lineerimiz var. Ameritron'un AL811H Amplifier bulunmakta. 800 watt çıkış yapıyor. Bu maksimumda. Tabii bunu da kısa dalga çalışmalarda, kontesti, işte yarışmalarda kullandık. Şu anda antenlerim olmadığı için kullanamıyoruz. Hemen onun üst tarafında katanamız var. Bu katana da Japonya'dan bir hatıra bize. Ta Japonya'dan Türkiye'ye getirdim onu ve yaklaşık 20 yıldır burada süs. Gerçi bunlar şey değil, keskin değil gördüğünüz gibi. Süs olduğu için herhangi bir tehlikesi yok. Uçağı almıyorlar yoksa. Japonya'dan getirmiş olduğumuz katana. Evet, oradan bir mikrofonumuz var burada. O mikrofonumuz da yedek mikrofonumuz. Kısa dalgada herhangi bir problem olursa onu da kullanabiliyoruz. Bir de arka tarafta böyle sertifikalarımız var. Bu sertifikalar nedir derseniz, sertifikalarımız kısa dalga üzerinden almış olduğumuz yarışmalardan, kontestlerden sertifikalarımız. Bunları qrz.com'dan, değişik yarışmalardan, sitelerden toplamış olduğumuz sertifikalar burada rahmetli babamın, Allah rahmet eylesin inşallah, resmi var en baş köşede. Rahmetli babam burada. Ben askerdeyken, 20 yaşımdayken öldü. Tam 30 yıl oldu babam öleli. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. O da baş köşede duruyor. Evet, gördüğünüz gibi bunlar da bizim uluslararası yarışmalar ve çalışmalardan almış olduğumuz sertifikalar. Daha bu kadar daha var ama yer olmadığı için onları burada asamadık. Sergileyemiyoruz. O yüzden buradakileri sergilemekle yetiniyoruz. Hemen köşemizin şu köşesinde televizyonumuz var. Bir uydu sistemimiz var. Buradan da istediğimiz zaman televizyon seyredebiliyoruz. Sadece şeye bağımlı kalmıyoruz. Yukarıya bağımlı kalmıyoruz. Burası benim evimin garaj kısmı arkadaşlar. Garaj kısmının bir odasını kendime telsiz odası olarak yaptım. Yani buraya kendime ayırdım. Küçük bir oda aslında. 4'e 5 diyebiliriz burası. 20 metrekarelik bir oda. Burada tüm ekipmanlarımı kendim, hem atölyem burası hem de telsizlerimi sergilediğim oda. Yanda bir oda daha var. Orada büyük oğlumun odası orası da. O da orayı kullanıyor. Onun yan tarafında tuvalet, banyo da var. Yani evimin garaj kısmı burası. Ama içeriden merdiven var. İçeriden merdiven olduğu için çok sıkıntı olmuyor. Yukarıda da çocuklar yukarıda kullanıyorlar. Yatak odaları en üstte. Yani o yüzden zaten bu evi tercih ettik. Bu garajı olması yüzünden bize bir rahatlık olacağı için. Amatör telsizcinin biliyorsunuz ki en büyük problemleri oda ve anten kurma problemi. Bizim de anten kurmaya yerimiz, sadece çatımız var fakat odamız gerçekten müsait. İzole en azından yukarıyla. Burası yukarıyla bağlantılı değil. Bir tek merdiven var. Yani odam böyle. Eğer merak ettiğiniz başka bir şey varsa, çok da büyük bir ekipmanlarım yok. Zaman zaman oldu. Olmadı değil. Birçok ekipmanlarım oldu ama maalesef şu anda yok. Olsun, önemli değil. Zamanı geldiğinde daha yenilerini, daha iyilerini de alabiliriz Allah'ın izniyle.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size bir oda vlogu çektim. Yani amatör telsizcinin bir odasını size göstermiş oldum. Çok mail atan oldu, mesaj atan oldu. Abi illaki odanı tanıtır mısın? Odanı bize gösterir misin diye. Bugüne kısmetmiş demek ki. Size kendi odamı anlattım, ekipmanlarımı anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah size de amatör telsizci olduğunuzda veya amatör telsizciyseniz bunlardan daha iyi ekipmanlarınız olur. Daha iyi zamanınız olur. Fırsatınız olur. İnşallah duacınızım. İnşallah siz de bana dua edersiniz. Teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi amatör telsizciliği tanıtmaya çalışıyoruz. Amatör telsizciliği yaymak adına bu videomuzu beğenmenizi, paylaşmanızı, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza anlatmanızı istiyorum. Rica ediyorum. Lütfen bu videoları onlarla da paylaşınız. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. 73.